dosyası tamam. Hiçbir eksiğimiz yok. Güzel. Bendekiler de tamam. Şu hale bak ya. Resmen Harun Efendi'nin asistanı durumuna düştük. Bunların gereğini yaparsınız Melda Hanım. Tamam, hallederim ben. Gülay Hanım geldi Melda Hanım. Alsana içeri. Tabii, buyurun Gülay Hanım. Canım arkadaşım, çok özledim ben seni. Ne olur affet beni. Öyle şeyler söylememeliydim. Asıl sen beni affet. Sen haklıydın. Hayır öyle söyleme. Ama doğru. Hadi geç oturalım. Harun'a sahip olmak için her şeyi göze almıştım. Ne yaptığımı bile bilmiyordum. Ama tamamen kaybetmeme neden oldu. Nasıl kaybettin yani? Yoksa Eda ile ikisi mi? Hayır. Eda ile bitirdiler. Ama Harun her şeyi bırakıp gitti Gülay. Şirketi, ailesini, beni, her şeyi. Keşke arasaydın beni. Bana ait olmasa bile hep yanımdaydı. Artık yüzünü bile göremeyeceğim. Hep benim yaptıklarım yüzünden. Onu kaybettim. Yapma böyle Melda. Dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Onun dönmesini bekleyemem. Onu geri getirmem lazım. İyi de nasıl yapacaksın bunu? Hamile olduğumu söyleyeyim. Hamile misin? Biraz daha su iç. Hadi ya. Sağ ol. Çok özür dilerim. Bir an kendimi kaybettim. Bırak şimdi mazereti. Biz neyi neden yaptığını anlamıyor muyuz sanki? Senin yerinde olup aşkı yeniden yaşayabilmek için neler vermezdim ben biliyor musun? Ha? Senin bir mislin acı çekmeye de razıyım. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Aa, ne şakası ayol? Böyle bir aşk herkese nasip olur mu? Ha? Ama keşke ayrılmasaydınız be kızım. Böyle ayrılık mı olur? Ya ben olsam öyle yapmazdım. Hem bari biraz nefret etseydin adamdan ayol. Yani birbirinden nefret edip 3 gün ayrı kalamayan aşıklar gördüm ben. Ama sizinki hiçbirine benzemiyor. Hadi ara. Ara, nasılsa arayacaksın. Arkasından bu kadar ağlarken kolay mı kestirip atmak? Hadi utanma. Hiçbir söz, hiçbir yemin aşkı durduramaz. Ya sen de biliyorsun değil mi? Eninde sonunda arayacaksın onu. Yani bir kerecik bile aramayacak mısın? Arayacaksın. Hadi ara. Hadi ara yavrum. Dokunsam yok olacak diye korktuğum kadını kaybettim. Üstelik saçındaki anne kokusuyla. Delicesine sevdiğim kadın uzaklarda olmamı istiyor. Sen nasıl istersen. Senden uzak dururum. Hatta çok uzaklara da gidebilirim. Belki de geri dönemeyeceğim bir yere. Ne oldu? Telefonu kapalı. Ya arkadaşının numarası falan yok mu? Var aslında. Hadi. Sen de pek sabırsızmışsın. Alo. Merhaba Batu, ben Eda. Harun'a ulaşamadım da merak ettim. Belki sen nerede olduğunu biliyorsundur. Yok, bilmiyorum. Nereye gideceğini kimseye söylemedi. İstifa ettiğini bile çok sonra öğrendim. İstifa mı etti? Aa, haberin yok mu? İşini, ailesini, İstanbul'u, her şeyi bırakıp gitti. Nereye gitmiş olabilir? Bulmuştur kendine gidecek bir yer. Batu yalvarırım, nerede olduğunu biliyorsan söyle.
Her şeyi bırakıp gitmesinin tek suçlusu benim. Yalvarırım, bunu düzeltmeme izin ver. Bebeğim için. Nereye gideceğini mutlaka sana söylemiştir. Onu geri getirmeliyim. Sen çağıracaksın. O da gelecek, öyle mi? Şansımı denemek zorundayım. Peki Eda. Deney bakalım. Ama öyle kolayca ulaşabileceğim bir yerde değil. Nerede? Çok mu uzak? Uzak diye bir şey yok. Dünyanın öbür ucu da olsa gideceksin, anladın mı? Öğren şu yeri. Söyle Batu. Hayrola? Neymiş bu acil mesele? İşimi gücümü bırakıp geldim. Umarım buna değecek bir şeydir. Harun'un istifasından haberin olmuştur herhalde. Yani. Ne eysi? Sence planımızı uygulamak için daha uygun bir zaman olabilir mi? Her şeyi ele geçirmenin tam sırası. Saçmalama. O burada yokken hiçbir şey yapamayız. Ne olacaksa, o işin başındayken. Bütün dikkatleri üzerine mi çekmek istiyorsun? Asıl o buradayken tehlikeli olur. Her şeyi didik didik inceliyor. Hem o yokken Melda'yı kontrol etmek daha kolay. Tartışmaya gerek yok. Harun'un fazla uzak kalacağını sanmıyorum. Birkaç gün bir kulübeli kafasını dinleyip dönecek. Bu kadar eminsen elimizi çabuk tutalım. Sakin ol Burak. Sakin ol. Acele edecek bir şey yok. Planları değiştirdim. Bundan benim niye haberim yok? Yoksa beni saf dışı bırakmaya mı çalışıyorsun? Ama sakın umutlanma. Bensiz hiçbir şey yapamazsın. Benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. Asıl sen benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. Her şeyini tehlikeye atan benim. Ama şunu bil ki ben batarsam sen de batarsın. Şimdi acele etme zamanı. Bu fırsatı bir daha zor yakalarız. Hayır. Her şey benim istediğim zamanda benim istediğim gibi olacak. Anlaşmamızı unutma. Kulübe. Abi. Harun Bey'in küçük sığınağı. Sana ihtiyacım yok Batu Efendi. Bu işi tek başıma halledebilirim. Ben işimi halledene kadar o çok sevdiğin Şirin Kulübenden sakın çıkayım deme Harun Arslan. Yaşar. Şimdi beni iyi dinle. Çabuk. Acele etmen lazım kızım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok sağ olun. Bırak şimdi bunları. Bir an önce yola çık. Yetiş ona. Bana bak Ayhan. Bu benim kızım, canım. Ona göre çok dikkatli sürmelisin arabayı. Acele edeceksin ama yavaş yavaş. Olur mu yavrum? Ha bak, hava kararınca o virajlı yollar çok tehlikeli oluyorlar. Aman Allah'ım. Merak etmeyin hayatım. Sen de gider gitmez bana haber ver, olur mu ya? Tamam. Çok teşekkür ederim Hayat Hanım, çok. Benim için o kadar değerlisiniz ki. İyilik meleğimsiniz siz benim. Yani benim küçük canım kızımsın benim. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Hadi hadi, aşk beklemez ama hadi. Hadi git artık. Thank you.
ağlatmak mı istiyorsun sen beni? Ha? Aşk beklemez demedim mi ben sana? Hadi git artık, yetiş ona. Hadi koy. Adresi iyice anladın değil mi? Tamam Burak Bey, merak etmeyin. Harun'un o kulübede olduğundan eminim. Doğruysa bana hemen haber vereceksin. Anladın mı? Anladım Burak Bey. Harun'un nereye gittiğini biliyor musunuz? Tahmin ediyorum değil. Bu tahmininizi benimle paylaşmak ister misiniz? Bunu neden yapayım? Yoksa senin hala bir arslan olmak için umudun mu var? Boşuna uğraşma Melda. Onu döndüremezsin. Bırakın da onu ben düşüneyim. Sen asıl benimle birlikte hareket edersen nelere sahip olabileceğini düşün. Seninle birlikte hareket falan etmeyeceğim. Sen bana Harun'un yerini söyle yeter. Demek benden bir iyilik istiyorsun. Dur bir düşüneyim bakalım. Bence fazla düşünme. Çünkü bu iyiliği bana değil kendine yapacaksın. Yoksa rüşvet aldığını Feyyaz Bey'in öğrenmesini mi istiyorsun? Aldım yanıma aşkımı, düştüm yollara. Deli gibi keyfim yok, tesellim yok, yoruldum. Aldım yanıma aşkımı, düştüm yollara. Deli gibi keyfim yok, tesellim yok, yoruldum. Geçecek gibi değil bu perişan halim. Anılarım yakamı bırakmıyor. Elimden gelen tek şey hayalinle avunmak. O güzel yıllar artık yaşanmayacak. Senden başka hayatım yok. Bile aydınlatmaz sabahımı. Dünya döner durur, mevsimler gelir geçer, yine bitmez hüsranım. Senden başka hayatım yok. Güneş bile aydınlatmaz sabahımı. Dünya dönen durur, mevsimler bilir geçer, yine bitmez hüsranım. Aklımın işleyişine bak. Kendimden nefret edeceğim, biliyorum. Şimdi geri dönsem, her şeyden vazgeçsem, ondan, kendimden, hayallerimden, her şeyden, şu halimden daha mı huzurlu olurdum sanki? Hayır, başka şansım yok. Böyle olmak zorunda. Vay vay vay. Kimleri görüyorum?
Ne güzel sürpriz bu böyle. Veysel amca, nasılsın? Çok uzun zamandır gelmedin. Özlettin kendini. Ben de özledim. Baban nasıl? O da terk etti buraları. Hiç gelip gittiği yok. Sağlığı nasıl? Gayet iyi. Sen nasılsın bakalım? Hangi sert rüzgar attı seni buralara? Öyle bir başına av için gelmediğin belli. Hiç. Biraz hava değişikliğine ihtiyacım vardı. İyi. Hadi bırak şu odunları da güzel bir çay demleyelim ha. Hadi. Tamam. Sen geç, geliyorum ben. Az kaldı Harun. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Bunu sen isteyeceksin. Geliyor Eda, bir dakika bekle. Eda arıyor. Ne diyor? Sana söyleyecekmiş, bilmem. Efendim Eda. Nasılsın anneciğim? İyiyim Eda. Sen nasılsın? Bir şey mi oldu? Yok, hayır, bir şey olmadı. Ben sadece seni çok sevdiğimi söylemek istedim. Ben de seni çok seviyorum kızım. Akşam ne pişireyim sana? Canının çektiği bir şey var mı? Hayır, yok. Ben biraz geç kalacağım. O niye? Bir defile hazırlıyoruz. Şey için. Kimsesiz çocuklar yarını. Ay öyle mi, ne güzel. Benim de elbiselerim olacak anne. Hem de 3 tane birden. Hayat Hanım tasarımlarımı çok beğeniyor. İlk kez bir defilede yer almış olacağım. Hem de daha okulu bile bitirmeden. Aferin kızım, çok gurur duydum. Senin çok başarılı olacağından hiç şüphemiz yoktu Eda. Ama fazla yorma kendini, olur mu kızım? Torunuma da kendine de dikkat et. Tamam anne, merak etme. Sen de ilaçlarını ihmal etme, olur mu? Olur. Hoşça kal anne. Hoşça kal yavrum. O kadar yolu çay demleyip odun kesmeye gelmedin herhalde, değil mi? Hadi anlat bakalım. Gözlerini esir almış şu kara bulutların sebebi ne? O kadar mı belli oluyor? Çok uzun hikaye Veysel amca. Bir dokunsan bin ah işitirsin. Hiç bilme daha iyi. Ama derdini söylemeyen derman da bulamaz bir oğul. Söyleyeyim söylemesine de bunun dermanı yok be Veysel amca. Aşk mı? İstanbul'u bırakıp buraya saklanacak kadar mı acı yüreğim? Evet. Hem de çok. Öyle çaresiz bir duruma düştüm ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi bile tanıyamıyorum. Hiç yapmam dediğim şeyler yapıyorum. Ne kendimin ne bir başkasının gururunun önemi var artık. Hiçbir şeyin bir değeri kalmadı gözümde. Aşk nefesini üflemişse kulağına, artık ne kuralların
ne de kulların sözünü duyarak. O nefes yüreğin olur bundan böyle. Adımlarının yönünü o bilir. Gözlerinin nereye bakacağını, ellerinin nereye gideceğini. Sadece kalbin bilir. Sen bilemezsin onu. Aşkla savaşamazsın. Ona usulca teslim olmalısın. Ancak o zaman diner içindeki hoyrat fırtına. Kaldın merak ettik. Biraz işim çıktı abla, gecikeceğim. Yemeğe bekleyelim mi seni? Hayır, beklemeyin. Gülay'la yiyeceğiz biz. Belki bu gece onda kalırım. Haber veririm. Size afiyet olsun. Tamam, selam söyle. Söylerim. Seçimlerin senin kaderini belirledi. Anladın mı? Herkes kendi seçtiği hayatı yaşar. Mutlulukla mutsuzluk arasında incecik çizginin üzerindesin bıçak sırtı. Atacağın her adım senin kaderini belirleyecek. Seçim senin yavrum. Çok az kaldı Harun. Birazdan yanında olacağım. Artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Bir daha dünya yıkılsa ayrılmam senden. Ne olur karşına çıktığında bana öyle sıkı sarıl ki o anda bizi üzen her şeyi unutalım. Sana gitme diyemediğim için beni bağışla. Afiyet olsun. Burcu. Buyurun Feyyaz Bey. Tamam. Seni çok merak ediyorum. Lütfen beni hemen ara Harun. Korkudan yüreğime mi indirmek istiyorsun Saadet ha? Lütfen ver onu bana. Neyi? Silahı. Hangi silahı? Çekmecenden aldığın silahı. Lütfen bana hatırlamadığını söyleme. Ha, şimdi anlaşıldı. Beni tehlikeli bir deli gibi göstermek istiyorsun değil mi? Böylece benden tamamen kurtulacaksın. Beni kapatacağın bir tımarhanede buldun mu? Eminim bulmuşsundur sen. Peki sonra ne yapacaksın? Beni oraya kilitleyip arkanı dönüp çekip gidecek misin? Tıpkı yıllar önce arkana bile bakmadan o kadına gittiğin gibi değil mi? Hayır. Olur mu öyle şey? Ben sadece kendine zarar vermenden korktum. Hayır, sana inanmıyorum. Sen benim canımı yakmak istiyorsun. Keşke en başında onunla olmayı seçseydim. Keşke bunların hiçbirini yaşamasaydım. Keşke kocamı bu kadar çok sevmeseydim. Sonra keseceğim senin hesabını.
yokluğuna alışmak zorundayım Eda. Sana zarar vermemek için mecburum. Seni çok merak ediyorum. Lütfen beni hemen ara Harun. Neredesin dostum ya? Hani yoldan arayacaktın? Abi, annem çok merak ediyor. Arasan iyi olur. Öptüm. Harun, konuşmamız lazım. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Lütfen beni ara. Çok acil. İçin bu son şansım Harun. Bunu mutlaka başaracağım. Neye mal olursa olsun. Senden vazgeçemem. Yok abla, tarife göre az bir yolumuz kaldı. Biraz acele edelim, ne olur. Uygun anı bulduğunda işi bitir. Emredersiniz.